Varoluşumuz oldukça korkunç. Dünyaya geldiğimiz vakit oldukça aciz ve kırılgandık. Sağlıklı büyüyebilmek için çevremize muhtaç bir haldeydik. Bizi büyüten çevremiz ise bize pek bir özgürlük tanımadı. Bizden öncekiler ne yapıyorsa bizden de onları taklit etmemiz istendi. Bizim için önceden belirlenmiş sorumluluklar vardı. Okula gitmek, diploma almak ve evlenmek gerekiyordu. Kendi ayaklarımız üzerinde durmaya başladığımızda ise şunu fark ettik ki yaşam tamamen bizim kontrolümüzde değildi. Varoluşumuz bir pamuk ipliğine bağlıydı. Sıradan bir günde sokakta yürürken sarhoş birinin bize çarpması sonucu sakat kalabilirdik veya sıcak evimizde otururken bir anda deprem olması sonucu ölebilirdik. Peki ya öldükten sonra? İşte burası tam bir gizemdi zaten. Cennete mi gidecektik ya da cehenneme mi? Yoksa hiçbir yere mi? Filozoflar da varoluşun bu korkunç gerçeğini fark etmiş olacak ki varoluşumuz üzerine oldukça kafa yordular. Dostoyevski, Camus ve tabii ki de Jean-Paul Sartre varoluşumuza en çok kafa yoran isimlerdi. Ve bu düşünceler sonucu elde ettikleri felsefeye ise varoluşçuluk ismini verdiler. Peki nedir bu varoluşçuluk felsefesi? Varoluşçu filozofların cevaplamaya çalıştığı en temel soru şuydu. İnsanın varoluşunun bir amacı var mıdır? Bu soruda insan yerine herhangi bir şey koyduğumuz vakit bu soruyu oldukça rahat bir şekilde de cevaplayabiliriz. Hayvanları düşünelim mesela. Onların varoluş amacı hayatta kalmak ve nesillerini devam ettirmektir. Ve tüm bu hayvanlar tabiatlarını sorgulamadan yerine getirirler. Yalnızca canlılar değil, cansızların bile bir varoluş amacı vardır. Bir marangoz bir masa yapacaksa, o masanın varoluş amacı üzerlerine bir şeylerin konmasıdır. Bir bıçak bir şeyleri kesebilmek için var olur. Bir araba insanları bir yerden diğerine taşımak için vardır. Peki insanın varoluş nedeni nedir? Dinler bu soruya çok güzel cevap verirler. Özellikle İbrahim'i dinler, insanın varoluş amacının kainatın yaratıcısı olan Tanrı'ya sığınmak ve Tanrı'nın istediği şekilde yaşamak olduğunu belirtir. Böylelikle insan bu korkunç varoluşunda bir amaç keşfeder. Ama varoluşçu filozoflar böyle düşünmezler. Evrendeki diğer her şeyin aksine insan dünyaya varoluş amacı olmadan gelmiştir. Hayvanlar, bitkiler veya objeler. Bunlar dünyaya gelmeden önce varoluş amaçları bellidir ve dünyada var olmaya başladıkları andan itibaren o amacı gerçekleştirirler. Fakat insan varoluş amacını dünyaya geldikten sonra kendisi belirler. Bu varoluş amacını belirleyen ise insanın seçimleridir. Kimi doktor olmayı seçer ve hastalıkları tedavi eder, kimi sanatçı olmayı seçer ve insanın ruhuna hitap eder. Kimi de sporcu olur ve yarışmalarda ülkesini temsil eder. Ve insanın bu seçimleri onun bu korkunç varoluşuna bir anlam ve amaç katar. Ama insan bu seçimleri var olduktan sonra yapmıştır. Varoluşçu felsefenin en önemli temsilcisi olan Sartre'nin dediği gibi insan ilk önce var olur, ortaya çıkar, sahnede görünür ve ancak ondan sonra kendisini tanımlar. Evet, bu felsefe ne kadar ilgi çekici gözükse de kritik bir problemle boğuşuyor. İnsanın varoluş amacını kendisi belirlemesi insanı oldukça özgür bırakıyor. Peki özgürlük denen kavram her zaman iyi bir şey mi? Özgürlüğün hiç mi kötü tarafı yok? Dinler özgürlüğün bu karanlık tarafını bildiği için mi insan özgürlüğünü kısıtlıyordu? Bu soruya cevap vermek için önce özgürlük denen kavramın tanımına bakmamız gerekiyor. Özgürlüğün tanımı şöyle. Her türlü dış etkiden bağımsız olarak insanın kendi iradesine, kendi düşüncesine dayanarak karar vermesi durumu. Evet, özgürlüğün iyi tarafları var. Özgürlük sayesinde düşüncelerimizi ifade ediyor, hakkımızı arıyoruz ve istediğimiz kişi olabiliyoruz. Fakat özgürlüğün karanlık bir tarafı da var. Mesela bir insan öldürmek, hırsızlık yapmak veya yalan söylemek de özgürlük kavramının içine girmiyor mu? Sonuçta tüm bu kötü eylemler de insanın kendi düşüncesine dayanarak verdiği kararlar değil mi? Özgürlüğün bu karanlık tarafına belki de en çok kafa yoran kişi varoluşçu edebiyatın kurucularından Dostoyevski'dir. İnsan için vicdan özgürlüğü kadar çekici ama o kadar da azap verici şey yoktur demiştir bu konu hakkında. Ve kendisi Suç ve Ceza kitabında vicdan özgürlüğü dediğimiz kavramın ne kadar da tehlikeli olabileceğini gösterir. Romanın ana karakteri Raskolnikov inançsız ve fakir bir üniversite öğrencisidir ve kaldığı apartmandaki komşusu zengin ve kötü kalpli olan tefeci bir kadındır. Raskolnikov uzun süren düşünceler sonucu bu kadını öldürmeye karar verir. Sonuçta kendisinin bu kadını öldürmek için oldukça fazla sebebi vardır. İlk olarak Raskolnikov ve ailesi fakirdir. Tefeci kadının ise oldukça parası vardır. Raskolnikov bu cinayet sonucu tefeci kadının paralarıyla üniversite eğitimini tamamlayabilir ve maddi açıdan zor durumda olan kız kardeşi ve annesine para gönderebilir. Üstelik tefeci kadın kötü kalpli biridir. Etrafındakilere nefret saçan ve hiç sevilmeyen birisi. Böyle birinin dünyadan eksilmesinin nasıl bir zararı olabilir ki? Raskolnikov bu cinayet düşüncelerini kafasında iyice temellendirir ve bu cinayeti işlemeye karar verir. Vicdan özgürlüğünü ilan eder, baltayı kapar ve kadını öldürür. Fakat daha sonra anlar ki vicdanı sandığı kadar özgür değildir. Raskolnikov'un sahip olduğunu zannettiği vicdan özgürlüğü cinayetten sonra vicdan azabına dönüşür. Ve romanın klanı Raskolnikov'un işlediği suçun cezasını vicdan azabıyla çekmesini anlatır. Bu roman vicdan özgürlüğünün karanlık tarafını çok güzel işlemiştir. Peki varoluşçu felsefe özgürlüğün bu karanlık yönüyle nasıl başa çıkıyor? Sartre'nin şu sözü aslında bize büyük bir ipucu veriyor. İnsanoğlu özgürlüğe mahkumdur. Çünkü bir kere dünyaya atıldıktan sonra yaptığı her şeyden sorumludur. Varoluşçuluk özgürlüğü sorumluluk ile bağdaştırır. Eğer bir yerde özgürlük varsa o yerde sorumluluğun da olması gerekir. Sorumluluk alınmadan özgür olmaya çalışmak karanlık sonuçlar doğurabilir. Raskolnikov'un işlediği cinayetteki tek sorumlu kendisidir. Ailesinin paraya ihtiyacı olması veya öldürdüğü kadının kötü kalpli biri olması bu cinayeti haklı çıkarmaz. Ve tıpkı Raskolnikov gibi her insan da iyi kötü yaptığı tüm eylemlerden sorumludur. Yalnızca kendisine değil diğer insanlara karşı da sorumludur.
Varoluşçuluğun biraz sert bir felsefe olduğunu inkar edemeyeceğim. Varoluşun acı gerçeğini tokat gibi insanın yüzüne çarpıyor. Ama yediğimiz tokata tokatla karşılık vermemizi istemiyor. Bu anlamsız dünyadaki korkunç varoluşumuza isyan etmek yerine, madem ki dünyaya geldik, o zaman bu vakti en iyi şekilde değerlendirelim mesajını hayatımıza aşılayan bir felsefe. Tıpkı Sartre'nin dediği gibi, hayat umutsuzluğun öbür yanında başlar.